Tarımın Yıldızı yarışmasında ve ben bu bahçe sayesinde birinci oldum. Hem nakdi ödül hem de promosyon ödül, yani gayri nakdi ödüller de almıştım. Şunu söyleyeyim, yani o şevk, o arzu neler getirdi bana? Bir, başarı getirdi. Ne Başarı mutlu. getirdi. Şimdi bu 96-97'de bir fonun açmış olduğu zeytin dikim çalışmasında bu bölgede bir Allah'ın bir ağaç yoktu. Ticari amaçlı söylüyorum bunu. Ve ilk defa 96-97 yılında ben bu bölgede ilk zeytin diken vatandaşlardan biriyim. Ticari amaçla mı? Ticari. Ticari amaçla diken biriyim. O günlerde çok güzel para kazandık. Ve şu anda gene de aynı şeyi söylüyorum. Çok güzel paralar kazanıyorum. Ve bakınız bu bahçede, yani bu yatırımlar neden yapılıyor? Hiçbir şey göremezsiniz. Damlama hortumu göremezsiniz, bir şey göremezsiniz. Ama burada damlama sulama var. Fakat yerin 45 santim toprak altında damlama sulama var. Efendim bu işte bu arzu, bu araştırma beni buralara getirdi. İşte bu derseniz bu işi neden yapıyorsunuz? Ben bu işi çok seviyorum. Hakikaten çok seviyorum. Hele hele zeytini çok seviyorum. Bu bir barış simgesi. Bu bir dostluk simgesi. Ve ben onun için bu ağaçları, zeytin ağaçları, meyve ağaçlarını da çok seviyorum ama zeytin bunların içinde benim kalbimde ayrı bir yeri var. Ben zeytini daha çok seviyorum. Efendim neden böyle yaptım? Zeytine olan sevgim, Türkiye'deki gidişat beni bu yöne getirdi. Neden biz sınırlarımızı aşamıyoruz? Neden biz teknolojiyi kullanamıyoruz? Neden biz bu işi başaramıyoruz şeyi beni buraya getirdi. Ve bundan dolayı bundan 5 sene 10 sene önce 400 litrelik tarallarla ilaçlama yapıyorduk. Efendim baktık ki bu bizim ihtiyaçlarımıza kifayet gelmiyor. Bu sefer o taralların su miktarlarını büyüttük. Efendim oldu 1 litre, 1600 litre, 2000 litrelik oldu. Ama ben yıllarca yine o makinalarla iş yaptım. Hala o makinaları kullanmaktayım. Fakat eğer siz kendinizi aşmak istiyorsanız, eğer dünyayı aşmak istiyorsanız, dünyaya bir pencere açmak istiyorsanız artık bu yöntemlerin yerine başka bir yeni yöntemlerin geldiğini benim değerli arkadaşlarım herkes görmesi lazım. Ben bunu tanıdım. Bakın benim bu bahçemde bundan 2-3 yıl önce inanın bu ağaçları sökmeyi düşünüyordum. Bu halkalı leke hastalığından bir türlü ağaçlarımı kurtaramadım. Ama şimdi hiçbir şey ama gözükmüyor. Ama inanın samimiyetimle söylüyorum. Siz de görün ağaçlarımda en ufak bir leke dahi yok. Maşallah. Bu tamam ve tamamen kullanmış olduğumuz teknolojiyle ilgili. İlaçlama yöntemiyle ilgili. Ve ben, bu program nereden aklınıza geldi derseniz. Bir gece saat 12'den sonra televizyon programını izliyorum. Bir programın birinde elektrostatik ilaçlama yöntemi diye bir konudan bahsediliyor. Ve ben onu izleyen çok az bir insan var. Fakat ben çok merakla izliyorum ekranın karşısında. İnanın işte o biraz önceki söylediğim o başarı var ya efendim. Beni tarımın yıldızı yapan başarı. Benim mahalleme, köyüme diyeyim internet santralının kurulmasına vesile oldu. Oh. Evet. Bir işte o ödül alma töreninde şimdiki başbakanımız Binali Yıldırım Bey, o zaman Ulaştırma Bakanı'ydı. Zafer Çağlayan Devlet Bakanı'ydı. Efendim bana ikramı, bana ödülü veren Zafer Çağlayan Bey'e ben ne istiyorsun Osman Bey dediğinde ben dedim ki efendim ben bütün bu şeyleri dergilerden ve kitaplardan öğreniyorum. Ben dedim görsel yayından faydalanmak istiyorum dedim. O bana aynen şöyle demişti. Ya dedi Binali dedi Türkiye'de internetsiz köy kasaba kalmadı diyorsunuz dedi. Bakınız Manisa'nın Kestelli, Ahmetli ilçesinin Kestelli mahallesinde internet yok. Emin olur başbakanım dedi ve ben o başarıdan sonra köyüme internet santralı kurma vesilesi oldum. Yani bir ödül, bir başarı insanın arkasından birçok şeyi getiriyor. Ve ben de inanın bu ilaçlama makinesini o vesilelere bağlıyorum. Yani devletimiz, milletimiz, yani makineye sahip olmak artık herkesin bir şeyi değil. Ama devletin de bu konuda şeyleri var. Yani tavsiyeleri var, yardımları var. Yani siz bir şeye sahip olmak istiyorsanız ve ödevlerinizi de tam yapan bir üyeseniz, çiftçiyseniz devlet kapılarını size açıyor. Desteklemeler var efendim. Diyorsunuz ki gidiyorsunuz ben böyle bir makine almak istiyorum. Hangi kurumların anlaşması varsa o şeyin makinenin
bir imza karşılığında makineye sahip oluyorsunuz ve inanın başarıyla ve şeyle şu anda o makineyi kullanıyoruz. Ben yapanlara sizin huzurunuzda teşekkür ederim. Sağ olun. Ve arkadaşlarıma da bunu diyorum. Bu yeni nesil bir inançlama yöntemi. Önceki dönemde nasıl sıkıntılarla karşılaşıyordunuz? Halkalı lekeden bahsettiniz. Evet. İlaçlama yapıyordunuz ama mücadele edemiyordunuz değil mi? Başaramıyorduk. Başaramıyorduk efendim. Yani o atmış olduğumuz ilacın biz onu sadece kapladığını zannediyorduk. Aslında yıkama kaplama yapıyorduk, yıkıyormuşuz değil mi? Biz onu. Yani kaplama değilmiş. Yani ilaçlama yöntemi yanlışmış orada. Evet. Bakınız bir tek yaprak döküntüsü bulamazsın. Yani bunun iyiye bir işarettir yani. Yaprak döküntüsü evet, yok. Tabii. Artık elektrostatik yok. Yani hastalık da yok bahçede. En ufak bir gördüğünüz zaman bir hastalık da yok. Ben bunu tamamen ilaçlama yöntemine bağlıyorum. Bu yöntem değişikliği bu başarıya getiriyor beraberinde. Ben işte arkadaşlarıma hep şunu öneririm. Bu çiftçilik yapan herkes için. Eğer durumu müsait olan, hani baştan bahsettik, eğer merakın yoksa, sabrın yoksa, paran yoksa, yani bu üçü, ikisi varsa, parası da varsa, ben tavsiye ederim arkadaşlarım, artık yeni nesil ilaçlama makinesini kullansınlar. Şöyle söyleyeyim, eskiden ben bu bahçede 3200-3500 litre su kullanıyordum. Ve şu an samimiyetimle söyleyeyim, 2200-2300 litre su kullanıyorum. Ve bir de doya doya atıyorum. Acaba hala eski alışkanlıklarından kurtulamadım. Yoksa buradaki ilaç sarfiyatım 1700 litre olması lazım benim hesabıma yarı göre. Yarıya düşecek evet, yani. 1700, ama yine de o eski alışkanlığımı gideremediğim için ben hala 2300 litre su atmaya gayret ediyorum. Bana göre gereksiz. Çünkü yani çok lan çok olmuyor. Aslında azdan başarıyı yakalamak. Ya o makine onu öğretiyor. Ekran her şeyi önünüze seriyor. Siz dakikada bu kadar su kullanıyorsunuz, dekara bu kadar ilaç atıyorsunuz diye size bilgisayar ekranı her şeyi önünüze koyuyor. Yani siz yanlış yapamazsınız. Çünkü makine sizi uyarır. Orada yanlış yaptığınız zaman siz arkadaşım ya yavaş gidiyorsunuz, ya ilacı kısıyorsunuz. Yani sizi makine o elektrostatik sisteminde böyle bir faydası var efendim. Ben de size onu soracaktım aslında. Hani eski bir alışkanlık var ve değiştirmek zor oldu mu? Hani makineyi öğrenirken çok, zorlandınız çok, mı bir de? Çok kolay. Çok. Zaten hani Tarım Bakanlığı'nın bundan birkaç yıl önce Türkiye'de 81 il vardı. 81 tane psikolog atadı o 81 ilin il tarım müdürlüklerine. Amaç neydi? Oradaki çiftçiyi eğitmekti. Yani ilk önce bizim kafalarımızı değiştirmekti. Eski alışkanlıklarımızdan bir an önce vazgeçmemiz gerekiyordu. Ve biz de bunu yapmaya gayret ettik. Yani şimdi damlama sulamayı ilk önce başarabildik mi? Bir suyu bulunca gene eski sisteme devam. Yani makinede de öyle. Mesela bana diyor ki sen diyor bu kadar litre suyu bu kadar dekara at diyor. Ve başarırsın diyor. Yani senin atacak olduğun oran o. Ve ben onu attığım zaman inanın burada demin dediğim gibi 1700 litre su atmam gerekir. O da yeterli geliyor. Ya ağaçlar tam anlamıyla kaplama bir şekilde ilaçlamış oluyor. Yani kolaylıkla vazgeçemedik. Hala çalışamadığımız, ödevimizi yapamadığımız yerler var. Vallahi ben herkes işini tam yapsın. Ben onu öğrenirim, onu öneririm. Herkes işini tam yaptıktan sonra hiç geriye bir problem kalmaz. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Tarımla çok yoğun uğraşan bizim gibi ülkelerde bu sorun genellikle karşı karşıya rastlıyoruz. Nedenlerin en önemli nedenlerinden bir tanesi biz doğru ilaçlamayı bilmiyoruz. İlaçlarımız doğru. Belki de doğru hesaplıyoruz nasıl atılması gerektiğini, dozlarını. Ama en önemli neden biz hedefle ilacı birbirine ulaştıramıyoruz. Ulaştırmama nedenleri çok basit fizik kanunlarıyla açıklanabiliyor. Biz ilaçları atarken muhtemelen damla çaplarına hiç dikkat etmiyoruz. Şöyle bir örnek vermek gerekirse, zaten çam, zeytin, turunçgil gibi yüzeyleri mumlu olan tabakalar tıpkı kaz gibi suda ıslanmazlar. Ve su damlacıkları uçlarda birikir. Yine aynı şekilde trips, beyaz sinek, yaprak biti gibi birçok zararlı da aynı şekilde hidrofobtur. Yani su tutmaz. Vücutları suyla bir araya gelmez. Değse bile ıslanmazlar. Dolayısıyla biz ne kadar ilaç atarsak atalım ki Antalya'da görüyoruz.
hemen hemen her gün, 2 günde bir, 3 günde bir beyaz sinek ilaçlaması yapılır. Yapmazsa zaten virüs taşıyıcı oldukları için ürünleri elden çıkar. Hatta seraların kapatılma durumu olur. Dolayısıyla mecburen gizli gizli de olsa insanlarımız her gün 2 günde bir ilaçma yapmak zorunda kalırlar. Aynı şekilde bakalım zeytinlere. Biz zeytinlerde zeytinlerimizi kaybediyoruz. Yani burada Alaşehir tarafında ve İzmir çevresinde zeytin halkalı nedeniyle birçok bahçemiz elden çıkmak üzere. Çünkü biz ilacı zeytinlerde hastalık yapan patojene değdiremiyoruz. Çünkü attığımız ilaçlar kontak etkili bakırlı preparatlar. Dolayısıyla bunlar damla çapları büyük olduğu için yer çekimi kuralları gereği ve artı ve eksi yük taşıdıkları için çıkarken ilaçlama aletinden birbirleriyle birleşiyorlar. Damlar büyük damlacıklar oluşturup zaten damla çapları büyük. Daha da büyük oluşturup yaprağın ucuna doğru birikiyorlar. Ve bu birikimden dolayı konsantrasyon usulüyle ilaçlama yaptığımız için meyve ağaçlarında biz ne böceklerle savaşımda ne hastalıklarla savaşımda başarılı olamıyoruz. Aslında özetlemek gerekirse bu şekilde söyleyebiliriz. Yani kısacası söylemek gerekirse, tekrar özetlemek gerekirse bütün canlılarda ister bitki, ister hayvan, isterse insan artı yani proton, eksi yani elektron yükleriyle yüklenmişizdir. Yani biz hem artı yük sahibiyiz hem eksi yük sahibiyiz. Tabii ki nötr olduklarımız da var. Dolayısıyla biz öyle bir şey yapmalıyız ki zıt kutuplar birbirini çeker, aynı kutuplar birbirini iter prensibiyle, çok basit bir prensiple biz burada damlacıklara aynı yükü vermemiz lazım. Aynı yükü verdiğimiz zaman bunlar birbirleriyle ittireceği için gerek bitki yüzeyinde gerekse zararlı yüzeyinde küçük damlacıklar halinde daha çok yer kaplayarak, iyi bir kaplama yaparak etkili olmaları sağlanmakta. Birinci kural, damla çaplarını biz holderlerle, bildiğimiz hidrolik pürvizatörlerle bunu yapma şansımız yok. Çünkü buradaki damla çapları 300 mikronun üzerinde oluyor. Halbuki biz biliyoruz ki, çok basit, mesela bakın, bir damla çapları bunların aşağı yukarı 70 mikron, 50 mikron, 100 mikronu aşmaması lazım. Böcekler için, hastalıklar için savaşımda. Biz minimum 300 mikron atıyoruz. Yani bunun başarılı olursak zaten büyük bir şans eseri. Tabii biz bunu ne yapıyoruz üreticimiz? Telaşa düşüyor. Eyvah böcek ölmedi. Daha gördüm, canlıyı gördüm. Eyvah hastalık durmadı. Bu sefer bir daha ilaçma yapıyor. Bir daha yapıyor veya dozunu arttırıyor. İlacın dozunu arttırması önemli değil ki. Eğer siz damlacık çapını küçültmediğiniz sürece, elektrik yükleriyle yüklemediğiniz sürece ona isterseniz 10 katı ilaç atın gene sadece kalıntı ortaya çıkar. Biz bunu önleyemeyiz yani. Mümkün değil. İlaçlamada başarısız olmamızın nedenlerinin birinci neden damla çapını iyi ayarlayamamamızdandır. Biz ilaçmayı bilmiyoruz. Biz yanlış ilaçma yapıyoruz. Yani bunu belki ilaç aleti üreten firmalar kızacaklar ama yapacak bir şey yok. Biz holderlerle Türk tarımını kurtarma şansımız yok. Yani hidrolik pürvizatörlerle veya standart ilaçlama makineleri, pürvizatörlerle, atomizörlerle biz kalıntı sorunu önleme şansımız yok. Ya ilaç atmayacağız ya bu aletlerden vazgeçeceğiz. Bunun başka bir alternatifi yok. Tabii bir başka güzel yol, biz sadece bir Türkiye olarak biz ilgilenmiyoruz tarımla. Tarımla ilgilenen gelişmiş ülkeler de var. Bugün İspanya var, İtalya var, Hollanda var biliyorsunuz bize en yakın olarak görülenlerden. Hatırlarsanız İspanya'da çok yakın gelecekte Avrupa Birliği biberlerde kalıntı nedeniyle almıyorum sizin biberi dedi. Aynı grup üyesi olmasına rağmen. Dünya kadar biberi
çöpe attılar. Bu arada bir sürü insanı devreye soktular. İşte biz yok şöyle yaptık, böyle yaptık ama onlar da farkına vardılar ki biz yanlış yapıyoruz dediler. Biz var olan ilaçlama aletleriyle şu anda bizim seralarda nasıl, nereden üretildiği tescilli bile olmayan, belli olmayan ilaçlama aletlerini kullanıyoruz. Bizim şu anda modern seraların kullanılan ilaçlama aletlerinin bir tanesinin dahi tescili yoktur. Kaçak olarak Konya'da üretiliyor veya bir şekilde üretiliyor. Birisi yapmış öyle gidiyor. Böyle yapma şansımız yok. İspanyollar bunu terk etti. Dediler ki biz bunu madem almıyorlar, kimse almayınca biz oturup da bunu kendimiz yiyecek halimiz yok. Bari dediler ki biz doğru yolu bulalım. Değiştirelim, sistemi değiştirelim. Amerikalıların yaptığı gibi, diğer gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi daha az suyla, daha az ilaçla etkili bir ilaçlama yapılabilir mi diye söylediler. Ve onun karşılığında dediler ki biz madem damlacık çapı çok önemli, küçük damlacıkla atan elektrostatik ilaçlama yapabilir miyiz? Bunun yoluna gittiler. Hakikaten baktılar ki Metius diye bizim bitki korumada, tarım ilaçları kısmında, uygulama kısmında yani. Metius dediğimiz bir profesör hocamız vardır. Bunun ortaya koyduğu belli kavramlar ve kuramlar vardır. Mesela der ki damla sayıları bir yapraktaki damla sayıların miktarını ölçmüş. Mesela zeytinlerde halkalı leke hastalığını önlemek için veya bağda küllemenin veya mildiyonun engellenmesi için veya tripsin demiş ki bir santimetre karede olması gereken damla çapları ve damla sayıları ne olmalı diye. Mesela buradan okuyalım. Mesela kontak etkili bir fungisit için yani bu bakır, kükürt, manep, mankozep gibi bir santimetre karede 50 ile 70 tane damla olması gerekiyor diyor. Bir santimetre karede 50-70 damla olması için benim damla çapının 40-50-60-70'lerde olması lazım mikron olarak. Ben zaten 300 mikron üretiyorsam 50 tane değil 3 tane bile denk gelmiyor. Yani bir yerde biz fizik kurallarına da aykırı davranıyoruz. Araştırmacılar bunu daha önce öğrenmişler ve saptamışlar. Demişler ki 1 santimetre karede 50-70 hatta demiş ki sistemik olursa fungisitler bu zaman 20 ile 30 damla yetiyor demiş. 1 santimetre karede sistemik olursa. Kontak olursa 50 ile 70 tam 2 katı. Sistemik olsa dahi 20 damla demek 1 santimetre karede. Bunun damla çapının aşağı yukarı 80 mikron olması lazım. Veya 100 mikron olması lazım. Bunu şansınız yok. Zaten adam demiş. Fungisit atıyorsan damla çapı 100 mikronun altında olacak diye. Yine insektisit böcek ilaçlamalarında hani beyaz sinek neden başarısız oluyoruz? Yaprak bitini niye önleyemiyoruz diyorlar ya. Bakın adam demiş ki kontak etkili bir insektisit atarsan 50 tane damla olacak demiş 1 santimetre karede. 1 santimetre kare şu tırnağım kadar. Tırnağım kadar yerde 50 tane damla nasıl olacak? Yani şu anki bizim Türk çiftçisinin dayatılan ilaçlama tekniğiyle bunu yapma şansın yok, imkanı yok yani. Yani tırnak olan bir yerde 50 tane damla sayısının olma ihtimali sıfır. Eğer ULV atıyorsak, ULV'ler de küçük damla atıyor. 20 mikron, 30 mikron, 50 mikron. Onlar okey, orada sıkıntı yok. ULV'ler atıyorsak. Yani kısacası damla sayılarında, mesela ULV'ler de 50 tane denk getirebilirim ben burada. Ama ULV'ler şöyle bir sıkıntı var. O damla yani pürvenstörden veya atomizörden çıkan damlaların yükleri artı eksi nötr karışık olduğu için bunlar birbirleriyle birleşiyorlar. Birbirlerini çektiği için atış kuralları gereği artı eksi birbirini çektiği için birleşiyorlar. Büyük damlacık oluşturuyor. Çıkarken belki 50 mikronla çıkıyor ULV'de. Sislemede ama değdiği zaman bunlar artı eksi bir araya geldiği zaman birleşiyorlar. Büyük damla oluşturuyorlar ve bunlar yer çekim kuralına göre büyük damlalarda yaprak eğer aşağı doğru bakıyorsa zeytinlerde olduğu gibi, turunçgillerde olduğu gibi kayıp gidiyor. Onun için konsantrasyon ilaçlamalarına göre
Biz bu arada mesela 100 litre suya 100 gram ilaç koyarsak biz 1000 ppm olarak düşünüyoruz. Yani 1000 ppm'lik bir ilacı bu yoğunluk anlamında, konsantrasyon anlamında istersen 10 litre ile at, istersen 100 litre ile at. İstersen kaplama yapabildiğin göre, istersen bir dönüme at, istersen 10 dönüme at. Bizim için etki o anda fark etmiyor. Bizim işte burada kavramda anlayamadığımız bir kavram, kendi ziraat mühendisi arkadaşlarımız açısından da acaba doz nedir, konsantrasyon nedir? Niye bu böyle oluyor? Olur mu? Etkili madde miktarı az düşüyor diye karşı geldikleri, fakat yanlış düşündükleri olay burada kaynaklanıyor.